Deniz Hanım, kükürt kullandım diyor. 2 aydır kullanıyorum. Şunu fark ettim. Daha önce normal hayatımda yediğim ve midemde çok dokunan, rahatsızlık veren yiyecekler artık rahat ve rahatsız etmiyor. Maşallah maşallah. Şimdi kükürt, yalnız şöyle bir durum var. Bu hanımefendi aradı beni. Aa, bu kükürt bana çok rahatsız veriyor. Çünkü aşırı mikrop öldürüyor. Bu nedenle bir tatlı kaşığıyla başlayabilir miyim diyor bazıları. Başlayabilirsin. Eğer bağırsağında aşırı parazit, mikrop yoksa. Bağırsağında sorun varsa başlayamazsın. Çünkü aşırı mikrop ve parazit öldürüyor. Ölen mikropların yaymış olduğu toksik maddeyi karaciğer ve böbreklerin temizlemesi, akciğerin temizlemesi zaman alıyor, karın ağrısı yapıyor. Bu nedenle bir çay kaşığı diyorum, o da ağır geliyor. O zaman çeyrek çay kaşığıyla şöyle bıçak ucu kadar az bir şeyle başlayacaksın. Ama başlamak lazım. Ha, ben günde 3-4 defa dolu dolu sülme ağzına kadar dolu böyle çorba kaşığı içerim. Yani 60-70 gram alırım. Hiç sorun olmaz. Niçin? Bünyem benim alışkın. 40 yıldır her türlü bitkiyi ve doğal ürünleri böyle deneye deneye ne olmuş benim bünyem alışmış. Ben 70 gram, 80 gram, 100 gram kükürt yesem, suyla karıştırıp içsem bana bir şey olmaz. Ama siz yarım çay kaşığıyla başlayın, sonra bir çay kaşığı, sonra rahatsız vermiyorsa bir tatlı kaşığı, rahatsızlık vermiyorsa 2 tatlı kaşığı, yavaş yavaş, hemen birdenbire hop diye birdenbire tatlı kaşığı alırsanız ölen mikropların yaymış olduğu toksik maddeyi vücudunuz aratamazsa karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı yapabilir. Panik olmaya gerek yok. Bugün biraz önce bir genç vardı, geldi. Şimdi bunun vücudunun solunda elektriklenme oluyor. Yanıyormuş gibi. Sağında bir şey yok. Solu vücudun yarıdan solu kötü, sağından da normal. Tabii birçok ilaç kullanmış, kullanıp bir faydasını görmemiş. Bana da geldiğinde pek umutlu değildi. Dedi ki, yıllardır ilaç kullanıyorum. Hiç kimse de rahatsızlığımı zaten anlamıyor dedi. Ben dedim ki, sizin rahatsızınız gibi rahatsız olan bir beyefendi Amsterdam'da master yapmak için gitmiş. 4 yıldır doktorlar denek yapmışlar, yapmışlar, çare bulamamışlar. Kullandığı ilaçlardan başkası iyice çökmüş. Adam böyle çalışamıyor. Alakalık bakıyor. Üniversiteye gidemiyor. Master yapamıyor. Türkiye'ye dönecek, dönemiyor. Öyle vakit geçiyor. Yani 1-2 saat bile ders çalışamıyor. Bizim ürünleri gönderdi, kullandı. 4 gün sonra adam çalışmaya başladı. 4 yıldır bitiremediği master'ın adam, yani 1 yıl oldu neredeyse. Maşallah her şeyini bitirdi. Adam dün de 5 saat, 4 saat, 5 saat uyur, durmadan çalışıyor. Cin gibi oldu. Evet, bu beyefendi de bugün geldi. Vücudunun yarısı elektrikli ve sıcak. Yarısı normal. Faydası diyeyim. Faydasını gördüm. %30-40 iyileştim ama kükürt çok ağır geldi, bıraktım. Ne kadar aldın? Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı neden alıyorsun? Vücudunda, bağırsaklarında kanca dolu. Bırakmayacaksın. Bir çay kaşığıyla başlayacaksın. Ağır gelirse yarım çay kaşığı, ağır gelirse çeyrek çay kaşığı. Ama mutlaka kullanacaksın çünkü bağırsaktaki her türlü paraziti, mikrobu öldürüyor. Detoks, arıtıcı. Ama öldürmüş olduğu mikrop, o parazitlerin yaymış olduğu toksik maddeyi bünye kaldıramıyor. Ağır geliyor. Ben çok korktum. İşte biraz rahatsızlık verdi, bıraktım. Peki diğer ürünleri kullanıyor musun? Kullanıyorum. Ne oldu? Gelişme var, iyiyim eskisine göre. Ama ben kükürt kullanmak istemiyorum. Buyur. Evet, öyle de tedavi olabilirsin ama süreç uzar. Sorun yok.